Merhaba ben Dr. David Agus. Bugün Kaan Akademi ofisinde ziyaretçi olarak bulunuyorum. Esasında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tıp ve mühendislik profesörüyüm. Kanser hastalarını tedavi ediyorum. Ayrıca kanseri daha iyi anlamak ve tedavi edebilmek üzere yeni yöntemler, yeni teknolojiler geliştirmek için laboratuvar çalışmaları yapıyorum. İnsanlar hem tıp hem de mühendislik alanında profesör olmamı genelde ilginç buluyorlar. Vaktiniz olursa bu konuya da bu videoda biraz değinmek istiyorum. Ekranda yumurtaların olduğu bir fotoğraf görüyorsunuz. Peki neden şu an bu yumurtalara bakıyoruz? Diyelim ki size bu yumurtaları verdim ve sizden 3 hafta sonra bana geri gelmenizi istedim. Elinizde nasıl bir şey olur? Herhalde bozulurlar, değil mi? Acaba onları buzdolabında mı sakladınız? Her neyse, kesinlikle yumurtalarınız bozulmuş olacak. Fakat eğer akıllı davranırsanız ve yumurtaları sakladığınız ortamın sıcaklığını 37,5 dereceye ayarlarsanız ve bir de yumurtayı 3 defa çevirirseniz, bu sayı önemli, kesinlikle tek sayı olmak zorunda, işte o zaman 3 haftanın sonunda elinizde bir tavuk olur. Bu resimde de işte onu görüyoruz. Yani 3 hafta sonra bu durumla da karşılaşmamız mümkün. Bir tarafta çürük yumurtalarımız var, iğrenç kokulu ve çirkin görünen bir şey. Bir tarafta da bu tatlı mı tatlı civcivimiz var. Tek yaptığımız şey ortam sıcaklığında ve yer çekiminde ufak bir değişiklik yapmak ve birdenbire kaostan düzen yaratıyoruz. Birkaç dakika içerisinde bu durumu kanserdeki kaos durumuna bağlayacağım. Ama öncelikle şunu anladığınızdan emin olmak istiyorum yumurtaya etki eden sıcaklığı ve yer çekimini azıcık değiştirerek kaos yerine düzen yaratmamız mümkün oldu. Bunun kanseri nasıl modelleyebileceği e, çok açıkça görülmüyor değil mi ilk başta? Yani görülmüyor olabilir ama ufak farklarla büyük değişiklikler yaratılabileceğini göreceksiniz. Kanser ve benzer şeyleri düşündüğümüzde genelde hemen o şeyi ortadan kaldırmaya odaklanırız. Ama belki de hemen göze çarpmayan bir şeyler vardır. Aynen yumurta örneğinde döndürme ve ısı değişimiyle çok önemli farklılıklar yaratabiliyor olmamız gibi. Mesela bence kanser bir isim değil, bir fiildir. Yani kanser hastalığı aslında kanser olmak değil, kanserleşmek demek. O yüzden de benim amacım kanserleşen bir vücudu iyileşen bir hale getirmek. Buradaki ilk sorumuz vücudun durumunu nasıl belirleyeceğiz? Bu hastanın kim ve ne olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Neyse ki gün geçtikçe teknoloji bize bu imkanları sağlıyor. Buna geçmeden önce belki de kanserleşen ve iyileşen kelimeleri üzerine biraz daha konuşmamız gerekebilir. Kanser denince genel olarak çılgınca hareket eden bir hücre grubu aklımıza gelir. Bir şekilde bu hücrelerin alınması, öldürülmesi veya yayılmalarının önlenmesi gereklidir. Kanserleşme derken aslında benim kastettiğim şey ise vücutta sistemik olarak bir şeyler gerçekleşmekte olduğu. Yani vücut bütünsel olarak kanserin büyümesine izin veriyor. Kanser için yaptığımız ilk tanımda hani bir şeyi kesip çıkarmanız veya vücuttan atmanız gerekir falan dedik ya bu aslında farklı bir organizma, bir bakteri ya da bir enfeksiyon olması durumunda yapılan bir şey. Vücudunuza dışarıdan giren bir şey varsa size bir antibiyotik verilebilir. Kadın ya da erkek, kısa boylu ya da uzun boylu olmanız önemli değil. Eğer o antibiyotik doğruysa bakteriyi hedef alır ve bakteri vücuttan atılır. Kanserdeki fark söz konusu olanın kendi hücreleriniz olması. Kendi hücreleriniz biraz çılgınca davranıyorlar o zaman vücut ile bu hücreler arasındaki ilişkiye müdahale edip hücrelerin daha düzgün davranmalarını sağlamamız lazım. Bu dış etkenlerden çok farklı, tamamen içeriğiyle alakalı bir durum. Aslında bu durumu günlük hayattan sosyal bir örnekle de bağdaştırabiliriz. Örneğin suç oranının çok yüksek olduğu bir bölge düşünün. Bir görüşe göre suçu engellemenin tek yolu o bölgede polisle güvenliği arttırmaktır. Polisler gelip tüm suçluları yakalamalı, ama belki de o insanları sürekli suç işlemeye iten çevresel bazı faktörler olabilir. Buna bakmıyoruz. Mesela fakirlik ya da eğitimsizlik gibi. Şimdi bu durumu sistemik olarak değerlendirirsek, yani sadece çevreyi biraz daha ışıklandıralım ya da polisle güvenliği biraz daha arttıralım demenin ötesinde bir şey düşünürsek, aslında birdenbire suç oranlarının azaldığını görebiliriz. Yani buradaki e, durum esasında sadece suçluları yakalamakla ilgili değil. Suç olaylarını önlemek istiyoruz. Şimdi sizlere birkaç sene önce yapılmış bir klinik deneyden bahsedeyim. Çok enteresan bir deney. Ee, araştırmadaki kişiler henüz premenopozal dönemde olup meme kanseri teşhisi görmüş kadınlardı. Tamam mı? Buraya kadar anladık. Yani hastalığı atlatmış olsalar da meme kanserini agresif şekilde yaşamışlardı. Bu kadınların yarısına tedaviden sonra plasebo, diğer yarısına da kemik yapıcı ilaç verildi. Şimdi bu ilginç bir durum. Bu insanlar genç yaşta meme kanserine yakalanmış kadınlar. Yarısı plasebo gibi draje yani draje gibi bir şey alıyor. Bunun verilme sebebi hastanedeki psikolojik etkiyi gözlemlemek. Bu arada bunun kesinlikle etik olduğunu da belirteyim. Çünkü bu tarz çalışmalarda genellikle etik etik değil tartışması çok sıklıkla duyulan bir şeydir. Buradaki durum kesinlikle etik. Çünkü hastalar zaten meme kanseri tedavisi almışlar. Şimdi bu tarz hastalarda genel olarak öncelikle beklenir ve iyileştikleri umulur. Sonra da hastalığın tekrarlama durumuna bakılır. Buradaki kadınlar ikiye ayrılmış. Yarısına plasebo, yarısına da e, osteoporoz'a yani kemik erimesine yönelik bir ilaç verilmiş. İyi de neden meme kanseri olan birine kemik için ilaç vererek zamanınızı harcıyorsunuz ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevap şu: Meme kanseri kemiklere yayılan bir hastalık. Yani bu kanser kemikleri seviyor. Buradaki argüman toprağı değiştirirsek tohum büyümez mantığında. Yani bir bahçeniz olduğunu düşünün. Eğer toprağa gübre verirseniz domates fideleri toprağı sever ve büyür ya da bunun tam tersi de mümkün. İşte burada da bu mantık kullanılıyor. Kemik farklılaştırılıyor. Sistemik yani bütünsel düşünmenin farkı işte bu. Öteki türlü yayılmakta olan bu meme kanseri hücrelerini ışın tedavisiyle durdurmayı, kesip çıkarmayı ya da kimyasal tedaviyle onları öldürmeyi düşünecekken bütünsel düşünürsek kanserin yayılmaya başladıkça daha da kötü bir şey haline geldiğini görürüz. O yüzden onun en sıklıkla nereye doğru yayılabileceğini bulup onu durduracak şekilde müdahalede bulunmalıyız ki bu örnekte burası kemikler. Kemik ilacı verilmeden önce kanser yayılmaya devam ediyor kemiklere de yayılıp yerleşmeye başlayabiliyor. İşte bu şekilde kanserin başladığı yerden vücudun başka bir kısmına yayılması durumu tıbbi olarak metastaz olarak adlandırılıyor. Metastaz. Şimdi deneyde söylenen şey şu. Eğer bu osteoporoz ilacı hastalara verilirse kemik daha güçlü ve hastalığa karşı daha duyarlı, daha az duyarlı daha doğrusu hale gelir. Bu durumda da kanserin kemiğe yayılması mümkün olmayacaktır. İşte bu şahane bir şey. Deneyin sonunda kanserin tekrarlama oranının %40 oranında azaldığı bulunuyor. Bu arada bir defa meme kanseri olan birinin tekrardan meme kanseri hastalığına yakalanma ihtimali de var. Deney sonunda bunun da %35 oranında azaldığı görülüyor. Sonuç olarak şöyle düşünün. Bu ilacın meme kanseriyle hiçbir alakası olduğu düşünülmüyordu ama bu genç kadınların hayatını kurtarmada inanılmaz bir etkisi olduğu keşfedildi. Hastalık hakkında tamamen yepyeni bir bakış açısı yaratılmış oldu. Genellikle insanlar bu tarz durumlarda dar görüşlü davranırlar. Sorun neyse doğrudan ona odaklanırlar. Oysa daha sistemik yani bütünsel bir bakış açısı benimsersek, yani bu durumun etkileyebileceği her şeyi işin içine katmaya çalışırsak çok daha iyi bir sonuca ulaşabiliriz ilginç bir şekilde son yıllarda odak noktamız hep belirli bir hücre, belirli bir gen, genin belirli bir parçası vesaire vesaire. Ama işte sonrasında bir adım geriye gidip sisteme bir bütün olarak bakmayı unutuyoruz. Şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Kanser denilen şey bizim kendi hücremizin sadece biraz çılgına dönmüş bir versiyonu. O yüzden sistemi bir bütün olarak öyle bir modellemeliyiz ki, Kanser hücresinin onu sevmeyeceği bir şekilde vücudumuzu biz kontrol edebilelim. Şimdi size burada kanser derken neyi kastettiğimize dair birkaç resim göstermek istiyorum. Sol üstteki ilk resimde bir hastadan alınmış kanserli bir karaciğeri görüyoruz. Burada görülen beyaz noktalar metastaz olan yani karaciğere yayılan kolon kanseri bu kanser kalın bağırsakta büyümeye başlamış ve sonra bir noktada yayılıp başka yerlere, mesela buradaki karaciğere tutunabilecek kadar genişlemiş, gelişmiş yani. Evet, karaciğere yayılmış ve hala da büyümeye devam etmiş gibi görünüyor. Bu resimdeki görüntü bana Karnıbahar hanım satıyor. Sizce de benzemiyor mu? Bu resmi bir cerraha ya da genellikle karaciğer operasyonları yapan herhangi bir kişiye göstersek, bunun karaciğere yayılmış kolon kanseri olduğunu hemen fark edeceklerdir. Bunun hemen yanında sağdaki resme bakalım. Bu da lenf bezine yerleşmiş kolon kanserinin mikroskop altındaki görüntüsü. Şunlar normal lenfler, bunlar da kolon kanseri. Herhangi bir patoloji uzmanı bu görüntüyü mikroskopta gördüğü an teşhisi yapıp bunun lenf bezine yerleşmiş kolon kanseri görüntüsü olduğunu anlayabilir. Alttaki görüntü de yine kanseri görüntülemenin bir başka yöntemi, bilgisayarlı tomografi. Bunu üç boyutlu röntgen çekimi gibi düşünebilirsiniz. Burada hastanın vücut görselinin tam ortasından alınmış bir dilimin görüntüsü var. Görüntüde ortada gördüğümüz yarı şeffaf olan, şu daha koyu olan yerler kolon kanseri metastazını gösteriyor. Bu bilgisayarlı tomografi görüntüsü de karaciğere ait. Tüm bunlarda ilginç olan şey kolon kanserinin hepsinde aynı şekilde görünüyor olması. Lenf bezinde de, karaciğerde de, tomografide de aynı ve biliyoruz ki hep de böyle görünüyor. Vücut, altta yatan genetiğin ne olduğunu pek de önemsemiyor. Sonuçta genetik dediğimiz şey hastadan hastaya değişen bir şey. Oysa görüntü hep aynı. Demek ki bir şekilde fenotip yani dış görünüş genotip yani genotipin yani genetik yapının önüne geçmiş. Az önce de dediğim gibi çalışmalar genellikle genotipe odaklanıyor. Genotip de kesinlikle çok önemli ve bize zamanla çok önemli veriler sağlayacağı kesin. Ama bazen de bir adım geriye gidip fenotipe de bakmamız, dış görünüşü de dikkate almamız ve bu ilişkileri nasıl değiştirebileceğimize dair de düşünmemiz lazım. Hastanın kanseri erken evrede olabiliyor. Bu konuda son 10 yılda çok şey öğrendik. Erken evredeki kanser için hastayı hemen ameliyata alırız. Ameliyattan bir gün önce kan tahlilinde kanda kanser hücreleri olduğu bulunabilir. Üstelik hasta tedavi edilmiş olsa bile. Eskiden olsa ameliyat öncesi kansere e, kanser kana karışana kadar beklememiz gerektiğini düşünürdük ama bu yanlış. Önemli olan şey şu, kanser hücresi ortaya ilk çıktığı yer olan o organın dışında da yaşayabiliyor mu? Yani şöyle düşünün. Tedavi edilen ve şu an kanserli olmadığını düşündüğümüz biri olsun. Fakat bu kişinin kanında kanser hücresi halen mevcut olabilir. Önemli olan şu ki, kişi artık daha sağlıklı ve iyileşmiş olduğu için bu kanser hücresi kontrolü ele geçiremiyor. Sonuçta da bu hücre kalın bağırsak dışında başka bir yerde yaşayamıyor. Şimdi size yine çok heyecan verici bir başka deneyden bahsedeceğim. Bu deney için bir fareyi alıyorlar ve farenin hem sağ hem de sol göğsüne meme kanseri hücresi yerleştiriyorlar. Sonra bu hücrelerin birini kırmızı birini de yeşile boyuyorlar. Bir gün bekliyorlar bir gün sonra hücrelere bir bakıyorlar ki her ikisi de yarısı kırmızı yarısı yeşil hale gelmiş. Eskiden kanserin sadece belirli bir noktada yer edinen ve kana karışmayan bir hastalık olduğu düşünülürdü. Oysa durum böyle değil. Kanser özellikle göğüs dokularını çok sever ve o bölgeye saldırmaya devam eder. Çoğu insan metastaz kavramını artık kanser lenf bezlerine veya kan damarlarına geçti ve yayılmaya başladı diye düşünür. Halbuki durum çoğunlukla böyle değil. Kanser yayılmanın bir yolunu bulsa bile, yani taşıma alanına bir şekilde ulaşsa bile bu metastaz anlamına gelmez. Çünkü kanser başka yere taşınıyor olsa bile her zaman kontrolü ele geçiremeyebilir. Zamanla bu hücreleri daha da iyi anlayabilir hale geleceğiz. Bir hücrenin nereye ele geçirebileceğini önden anlayabilecek ve böylece öncesinde müdahale edip o bölgeyi kanser hücresi ele geçirmeden değiştirebileceğiz. Bu teknolojinin henüz daha çok başındayız ama işte bu her şeyi değiştirecek. Şimdi bu durumun neden olduğunu tekrar özetlemeye çalışayım. Kolon kanseri kalın bağırsakta başlıyor ama vücudun başka bölümlerinde de yayılabiliyor. Başka bölümlerde nasıl göründüğünü şu resimlerde konuşmuştuk. Şimdi bu noktada kolon kanserinin sadece DNA'sına odaklanmamız doğru değil demiştik. Çünkü bu hastadan hastaya farklılık gösterebilen bir şey. Bunun yerine kanserin fenotipine, görünüşüne ve genel davranışlarına odaklanmak daha çok işimize yarayabilir. Çünkü bu sayede durumu nasıl değiştirebileceğimize dair ipuçları elde etmemiz de mümkün olabiliyor. İşte bu gerçekten muhteşem.